Tam 3 yıldır çekmek istediğim ve nihayet vakit bulduğum ve sizlerin de çok istediği bir konuya geldik. Lozan cehaleti. Lozan'la ilgili bir sürü saçma sapan cahillerin fikirleri vardır. Baştan onları aradan çıkarayım. Hiç videoyu bunun için izlemeyin. Çünkü devamında size Lozan sürecine nasıl geldik, Mustafa Kemal ve İsmet İnönü o süreçte neler yaptı, biz Lozan'ı imzaladığımızda Osmanlı'nın borç ve yükünü ta ki 1956'lara kadar nasıl taşıdık ve sonrasında nasıl kurtulduk, servi nasıl üstümüzden attık, bunları konuşacağız. Ama baştan söyleyeyim. 1. Lozan'ın süresi var mı? Yok. Sen cahilsin. Lozan'ın 100 yıl falan süresi yok. 2. Lozan'da işte gizli maddeler var 20 tane. Yok değerli primatçığım. Çünkü Lozan Türk Tarih Kurumu'nun sitesinde hem tutanaklarını, bütün konuşma tutanaklarını hem de anlaşmanın metnini görebileceğin bir şey. Fransızca konuşmuyorsan bile bir zahmet Türkçe metnine bakarsın. Yani okuma yazman varsa anlayabilirsin. Gizli madde yok. İşte bizim madenlerimizin çıkarılmasına engel olunuyor. Olunmuyor kardeşim. Gönlün rahat olsun. Sen istediğin kadar çıkartabiliyorsun. Çıkartabilecek madenin varsa çıkar. Sürekli Çorum'da, Adana'da petrol bulunduğu ya da Doğu Akdeniz'de falan filan Karadeniz'de petrol, doğalgaz bulunduğu demek ki çıkartabiliyoruz. Çıkart o zaman çıkartabiliyorsan. Yani kimse seni engellemiyor. Senin kendinin uğraşması lazım. Bir başka Lozan'la ilgili saçmalık. Boğazlar bilmem ne olmuş da kontrolü şuymuş. Abi Lozan'daki boğazlarla ilgili madde daha sonra Atatürk hayattayken 1936'da Montreux'de Atatürk'ün dehası sayesinde güncelleniyor ve bugünkü haline geliyor. Yani Lozan'dan değişen şey bu. Peki şimdi cahilleri ve yobazları videodan çıkardığımıza göre gelelim biz bu Lozan'a nasıl geldik? Şimdi şunu unutmayın. Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti iç içedir. Mustafa Kemal bir Osmanlı subayıydı. 19 Mayıs 1919'da da Osmanlı subayı olarak oraya gitti Samsun'a. Dolayısıyla biz 1911 yılına gittiğimiz zaman Trablusgarp'ta savaşıyordumuz. Ve Trablusgarp'ta Mustafa Kemal orada kendisi zaten cephede. Trablusgarp 1911'de bitiyor. Maalesef kaybediyoruz. 1912-13 Balkan Harbi başlıyor. Hatta Taksim gezisinde anlatmıştım. Balkan Harbi yüzünden Taksim'deki tramvayları çeken atlar sefere gittiği için İstanbul'a sırf tramvay çekilsin diye elektrik santrali kuruluyor ve İstanbul'a ilk elektrik, daha doğrusu Türkiye'ye ilk elektrik tramvaylar yüzünden geliyor ve sonra İstanbul'a yayılıyor. Böyle ilginç bir olay var. Tünel değil ama tramvay. Tünele çok daha sonra geliyor elektrikli sistem. Yine buharla çalışıyor. 1910'da Osmanlı'nın nüfusu 28.600.000 civarı. Ama bu nüfusun büyük kısmını çok hızlı kaybediyoruz. Sadece Balkan Harbi'nde biz bir nüfusun 6.500.000'ini 167.000 km² bir alanla birlikte kaybediyoruz. Tabii bunların hastaları var, yaşlıları var, savaşabilecekleri çok az. 340.000 asker kaybediyorsun sadece bu savaşta. Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı 2.6 milyon askerle giriyor. 500 binli savaşta kaybediyoruz. Şimdi asker olarak düşünmeyin sadece. Bunun yanında sivil kayıplar, toprak kayıpları, bir sürü kayıp var. Osmanlı Trablusgarp'tan çıkıp Balkan Harbi'ne, Balkan Harbi'nden çıkıp Birinci Dünya Savaşı'na, orada 4 yıl savaşıp ondan sonra Cumhuriyet Savaşı'na giriyor. Yani farkındaysanız Osmanlı hiç ara vermeden sürekli savaşmış. Şimdi bu cephedeki askeri gücünün zayıflaması, savaşan erkek ve kadının tarlada hiçbir şey üretmeyip, ki biz o dönem Rusya'dan tahıl ithal ediyoruz, ya vermiyorlar bir süre sonra, halen öyle niyeyse ya. Anadolu'da çalışacak kimse kalmamış, eli silah tutan 13-14 yaşındakiler bile cephede. Dolayısıyla siz çok fazla cahil görürsünüz. Ya Lozan'da niye res çekmedik? Niye Yunanistan'ı dalmadık? Biz Yunanistan'a niye dalmadık? Orayı niye almadık? Ya arkadaş, Osmanlı bitmiş. Artık ucundayız şeyin, tükenmenin. Yani kurtarabildiğin toprak bir şeref. Yıl 1920. Birinci Dünya Savaşı artık bitmiş. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri, İkinci Dünya Savaşı'nı da size anlattım. Birinciyi de anlattım. O yüzden çok detayına girmeyeceğim. İkisini de açar izlersiniz kanalda. Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri yenilenleri masaya oturtturuyor. Diyor ki hesap verin bize. Osmanlılar hepsiyle oturuyorlar. İlk önce sayacağım yerlerin hepsi Fransa'da. Versailles, Saint-Germain, Nöli ve Trianon hepsi Fransa'da. Almanya'yı 28 Haziran 1919'da Versailles Sarayı'nda ağırlıyorlar. Almanya'ya şartları koyuyorlar. Şak diye imza atıyorlar mecburen. Biz biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'na
Zorunlu olsak da katılsak da yenilenlerin içinde sayındı. Kimler yenildi? Almanya, Macaristan, Almanya Macaristan İmparatorluğu diyebiliriz. Bulgaristan ve Avusturya. Avusturya'da 10 Eylül'de Saint Germain'de, hani Paris Saint Germain var ya o. Bulgaristan 27 Kasım'da Nöli'de ve 4 Haziran 1920'de de Macaristan masaya oturuyor. Ki bu da Fransa'nın Versailles kentinde. Basıyorlar imzayı. Bunların hepsi teslim oluyor. Kim kalıyor? Osmanlı. Osmanlı ile 10 Ağustos 1920 en son Sèvres'de buluşuyorlar. Yine Fransa'da. Paris'in 3 kilometre batısında. Ve önlerine anlaşmayı koyuyorlar. Osmanlı'nın önüne gelen anlaşma aslında ta 1. Dünya Savaşı'nın içerisindeyken 1916 yılında Osmanlı'yı paylaşmak üzerine yapılmış bir anlaşmaydı. Sykes-Picot projesi denilen bir projeydi ve bununla Osmanlı İmparatorluğu şu an ekranda gördüğünüz gibi bölünüyordu. Bu anlaşmayı niye yapmışlardı? 29 Nisan 1916'da Kutlu'la Mera kuşatmasını kazandık ya şanlı bir şekilde. Onun sonrasında İngiliz kuvvetleri bizim 6. orduyu yeniyor. Ve 16 Mayıs 1916'da Britanya ile yani İngilizler ve Fransızlar bir araya geliyor. Rusya'yı da çağırıyor. Osmanlı topraklarını şu an ekranda gördüğünüz gibi bölüşüyorlar. E hocam bölüşmüşler zaten. Peki sonradan Sèvres'de niye şu an ekranda gördüğünüz paylaşım çıktı? Sykes-Picot'la Sèvres arasında çok büyük fark vardır toprak paylaşımında. Çünkü zaten o uygulansa Lozan'a kadar gitmeyecekti iş. Çünkü iş biraz bazı yerlerde aksıyor. Yani 1917'de Alman yanlısı olan Yunan kralı devriliyor. Yunanistan Alman yanlısı iken İngiliz yanlısı hikayesine dönüşüyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın istediği sistem yok bu haritalarda. İngilizlerin yanında 1. Dünya Savaşı'na giriyorlar. Rusya'da Bolşevik ihtilali oluyor. Rusya hiçbir hesaba girmiyor. Diyor ki ya ben kimseden bir şey istemiyorum şu anda, kendi derdimdeyim. Ve bütün bunların içerisinde 1918'in ocağında Amerika'da Woodrow Wilson, Amerikan başkanı kendisi, bir kanun üretiyor dünya üzerinde. Bir ilke üretiyor. Wilson ilkesi denilen. Diyor ki bundan sonra savaşlarda mağlup devletlerden, yenilenlerden toprak talep edilmeyecek diyor. Bunu yapmasının ana sebeplerinden bir tanesi Anadolu'nun parçalanmaması. Çünkü Anadolu parçalanırsa Rusya'ya katılabilir. Amerika'nın en büyük korkusu Ruslara bir şey gitmemesi. İngilizler 1918'de Hindistan'ı kendi yanlarında, Hindistan'da Müslüman nüfus var ve Türkler de Müslüman. Hilafet de Osmanlı'da malum. Hindistan'ın parçalanmasını istemiyorlar. Kendi yanlarına savaşsınlar istiyorlar. Dolayısıyla Hindistan'a söz veriyorlar. Diyorlar ki biz Osmanlı'ya, Türk topraklarına ve hilafete, İstanbul'a dokunmayacağız. Dokunmayacağız diye söz verip 1 milyon 160 bin asker alıyorlar Hindistan'dan. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybediyoruz. Osmanlı'nın Enver Paşa'sı. Kimler var? Enver Paşa var, Talat Paşa var, Cemal Paşa var. Bunlar kaçıyor. Ya hocam nasıl kaçıyor? Bildiğin denizaltıya binip kaçıyorlar. Vatandan kaçıyorlar. Hiçbir sorumluluk almadan öylece korkakça kaçıyorlar. Niye kaçıyorlar? Çünkü halk bunların kellesini istiyor dönem başarısız oldukları için. Hatta bunu yüzbaşı Hermann Baltzer denilen, onları kaçıran yüzbaşı, İkinci Dünya Savaşı döneminde anılarında yazıyor nasıl kaçırdım diye. Bunlar işte ilk önce Karaköy tarafına geçiriyor yanılmıyorsam. Oradan Moda tarafına getiriyor. Ondan sonra da bindirip götürüyorlar. Şimdi bunlar kaçtığı zaman, arkasına bile bakmadan kaçtığı zaman geriye Ahmet İzzet Paşa kabinesi kalıyor. Mustafa Kemal Paşa da bu Ahmet İzzet Paşa kabinesini destekliyor. Yani Mustafa Kemal de o dönem Enver Paşalar kaçıp giderken sorumluluk almam demiyor. Tabi bunlar o dönem Bahriye Nazırı hatta Rauf Orbay, Mondros Mütarekesi imzalanıyor. Mondros Mütarekesi 30 Kasım 1918 Osmanlı'nın işin içerisinde bir artık savaştan çekildim demesi. Savaş bitiyor. 1919 yılının ocağında anlaşma yapılıyor. 1919 yılının ocağında Yunanlılar İzmir'den hak iddia ediyor. Daha da öteye gidiyorlar. O dönem için Konstantinopolis denilen Ortodoks Patriği Antalya'yı da istiyor. Diyor ya burası da diyor Ortodoks Yunan Devleti'nindir diyor. Şimdi Wilson ilkeleri toprak istenmemesini emrederken bunlara, bize değil bunlara
İtalyanlar diyor ki ya diyor Yunanlar böyle işte toprak istiyorlar ya, Türkiye'de diyor Antalya, İzmir'e falan göz koyuyor. O zaman biz de alırız diyor. Bunlar tak diye Antalya'yı, İtalyanlar Antalya'yı, Konya'yı, Muğla'yı işgal ediyorlar Yunanlar kapmasın diye. Amerika buna bir gıcık oluyor, tamam mı? Amerika diyor ki ya açgözlüsünüz. Hatta o kadar ki bir barış konferansı falan düzenleniyor. Çünkü İtalyanların amacı Adriyatik denizini tamamen ele geçirmek. Amerika 24 Nisan 1919'da masayı terk ediyor. Diyor ki ya benim kurallarımla oynamayacaksanız bu saatten sonra atar atar gidere gider. Ben hepinize ayarı veririm diyor. Şimdi o dönem için Amerika'yı ters gitmek çok kolay değil. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda Almanları, Avusturya Macaristan İmparatorluğu falan filan yenmeni sağlayan şey, ki 1. Dünya Savaşı videosunda anlattım. Amerika'nın İngiliz ve Fransızlara verdiği borç. Savaş bittiğinde İngiliz ve Fransızlar savaşı kazanmış, millete şeyi kesiyorlar, raconu kesiyorlar ama Amerika bunlardan para istiyor. Diyor ki size yenmeniz için, 1. Dünya Savaşı kazanmanız için dünya para aktardım, o paraları verin. Fransa, İngiltere diyor ki dur Almanya'dan alalım, sana veririz. Almanya batmış, hepsinin sanayisi batık. İngiliz'den Lloyd George bakıyor ki İtalyanlar falan Muğla'ya, Antalya'ya, Konya'ya girdiler. Diyor ki biz de fırsattan istifade Yunanistan'a gaz verelim. Yunanlılar da İzmir'e çıksın. İzmir'i işgal etsinler. 5 Mayıs'ta diyor ki işgal edelim. Lakin İngiliz meclisi, İngiliz kabinesi ikiye bölünüyor. Başbakanlık Yunanlıların tarafında ama Dışişleri Bakanlığı falan filan diyor ki ya arkadaş bak Türkiye'ye dalmak demek, Osmanlı'ya dalmak demek, Müslümanlara girmek demek, Müslümanlar da Hindistan demek. Biz Hindistan'dan güç kaybederiz. O zaman Doğu Hindistan şirketi falan bayağı para getiriyor. Halen de getiriyor da ayrı hikaye. Türkiye'yi bölmek, Müslümanlarla savaşa girmek demek. Biz şimdi iş çıkarmayalım. İzmir işgali falan filan biz destek verirsek sürekli Türklerin desteğini, Osmanlı'nın desteğini kaybedeceğiz. İyice iş kötüye gidecek diyor. İngiltere de kendi içinde çatışıyor. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Osmanlı'yla bir türlü doğru düzgün bir anlaşma olmuyor. Sıkıntı ne? İngilizler diyor ki ya Ruslar falan girecek bölgeye, Amerikalılar gelsin. Türkiye, yani Osmanlı Devleti Amerikan mandası olsun diyor. Şimdi tabii işin bir de iç yüzüne bakmak lazım. Osmanlı 1800'lerde falan o kadar borç içinde ki düğün ümumiye, yani Osmanlı'nın içerisinde parasını yöneten bir yabancı banka var diyelim size, yabancıların yönetiminde. Bu dönemde tam 19 Mayıs 1919'da İngiltere'de bir hükümet toplantısı oluyor ve diyorlar ki ya Amerika gerçekten Türkiye'nin mandası haline getirsin ve yönetimi Amerika'nın üstünde olsun, boğazların yönetimi falan. İşte bu 6 aylık ara, bir türlü karar verememeleri Mustafa Kemal'in çok işine geliyor. Çünkü o sırada milli direnişin ruhunu oluşturabiliyor. Yunanlıların İzmir'e çıkması da Mustafa Kemal için çok güzel. Çünkü bir hedef var. Normalde kendi topraklarında bir düşman olmadığı sürece insanları odaklamak çok zor. Halk da tabii ki artık bir Yunanlıları da Türk toprağından atarak dünyaya baş kaldırmak istiyor. 6 ay geçiyor. 12 Şubat 1920'de Amerika diyor ki ben manda falan istemiyorum şu anda. Hatta diyor Türklerin elinde kalsın İstanbul Boğazı. Boğazları biz uluslararası komisyonla yönetiriz. Bütün bunlar olana kadar ama biz çok şükür Cumhuriyet Kuvayi Milliye ateşini yakmışız. Burada İtalyanlar açgözlü. İtalyanlar hep salak. İtalyanlar İngiliz ve Fransızlara diyor ki ben Anadolu'yu boşaltmıyorum. İngiltere Fransa diyor ki bak Amerika da kızıyor. Çık git Anadolu'dan. Anadolu'ya girme diyor. Tamam diyor, o zaman bana Suriye'yi de Irak'a verin. İtalyanlar inanılmaz şımarık. Diyor ki Suriye ve Irak'ı manda olarak ben yöneteyim. Yani parası bana gelsin oranın. Kanunlarına ben karışmayayım. Kendi içinde özellik olsun. Dış işlerinde falan para da bana baksın. Şimdi öyle ya da böyle Osmanlı hükümeti var. Mustafa Kemal'in hükümeti var. Meclisi var. Ama Osmanlı hükümeti 10 Ağustos 1920'de Sevr'i imzalıyor. Şu an ekranda gördüğünüz şekilde Türkiye'ye bırakılan bölge çok küçük bir bölge. Ve sadece Karadeniz'e kıyısı var. Geri kalan İstanbul, Trakya, Anadolu, Güneydoğu Anadolu hepsi gidiyor. Üstelik Ermenistan'a özel bir bölge veriliyor. Şimdi bu Ermenistan özel bölge Rusya'nın kontrolüne girecek bir bölge zaten. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sevr Anlaşması'na tepkisi çok sert oluyor. Mustafa Kemal'in meclisinin. Ankara İstiklal Mahkemesi bir numaralı karar veriyor. İlk kararı. Diyor ki bu anlaşmaya imza koyan 3 kişi ve Sadrazam Damat Ferit Paşa vatan haindir. İdama mahkumdur diyor.
Bu anlaşmadan 2 ay sonra ilginç bir şey oluyor. Yunanistan kralı maymun tarafından ısırılıyor ve ölüyor. Yunanistan'ın hükümeti değişiyor bir anda. İngiliz yanlısı hükümet gidiyor. Almanlara doğru böyle esneyebilecek, herkese esneyecek bir hükümet geliyor. Bu da Yunanistan'ı bir anda izole halde bırakıyor. İngiltere halen destek veriyor ama Yunanistan kime eğileceğini bilmiyor sırada. Ve bütün Avrupa'nın, müttefiklerin 850 milyon altın franklık vereceği Yunan desteği askıya alınıyor. Yunanlar panikliyor. Zaten ekonomileri çok iyi değil. Bir an önce saldırmalıyız diyor. Dolayısıyla Anadolu'daki bu vahşet bu yüzden artıyor. Yunanistan sonucu daha çabuk almak istiyor. Burada ip şöyle kopuyor. Fransızlar İngilizlerin Yunanistan üzerinden Türkiye'de oynadığı oyunu, Anadolu topraklarında oynadığı oyundan rahatsız oluyor. Fransızlar diyor ki Serv Anlaşması bizim topraklarımıza imzalandı ama bize şu anda bir avantaj yok. Biz diyor Yunanlara bir destek atmayız. Baştan söyleyeyim. Oturalım isterseniz Serv'i bir kere daha konuşalım diyorlar. Türkiye'nin paylaşılmasını yani. Mustafa Kemal uyanık, Mustafa Kemal zeki. İtalyanların üzerine gidiyor. İtalyanlarla görüşüp Anadolu'dan çekilmeye ikna ediyor. İtalyanlar Anadolu birliklerini geri çekiyorlar. 10 Mart'ta da Fransızlarla bir anlaşma yapılıyor. Kilikya bölgesi Suriye için falan askerlerin çekilme hikayesi. Hatta Orhan Çekiç'in anlattığı Mustafa Kemal'in 1938'de Hatay'ı geri alması ve Fransa'ya ultimatom çekerek o topraklara girişi vardır. Askerimize Fransızlar dokunamamıştır bile. Orada zaten gücünü görürsünüz Mustafa Kemal'in ama Mustafa Kemal bir yandan bunları yaparken bir yandan da Sakarya Muharebesi kazanılıyor öbür tarafta. Yunanlılar tabii ki dağılıyorlar. Yunanlılar şimdi ikiye bölünüyor. Fikirleri bir yandan kuzeye çıkıp İstanbul'u düşürelim. İstanbul'u alırsak bu savaş biter. Bir yandan da matematik olarak Ege'deki varlıklarını sürdürmek istiyorlar. 22 Mayıs 1922'de Trakya'da takviye geliyor. 25 bin asker Ege'den kuzeye kaydırılıyor. İstanbul'u işgal edeceğiz diyorlar. Büyük darbeyi vuracağız. İstanbul'u alırsak Mustafa Kemal de diz çöker. 9 bin asker de zaten Trakya'da 34 bin askerle İstanbul'u işgal etmeye karar veriyor bu Yunan dangalaklar. Mustafa Kemal işi çözüyor. Bu 25 bin asker yukarı gidecek ya onları çok güzel karşılıyor. 26 Ağustos'ta bir büyük taarruz başlatıyor. Bunlar daha İstanbul'u hayali kuramadan 9 Eylül 1922'de biz bir de İzmir'e giriyoruz. Yani Yunanistan İstanbul'a göz dikip İzmir elde derken İzmir'den de oluyor salaklar. Burada tabii Ermenilere bırakılan bölge Rusların kontrolüne düşüyor. Çünkü Ruslar acilen Amerikan ve İngiliz himayesinde bir Ermeniler tarih boyunca böyle oraya buraya yönelmiştir çünkü. 9 Aralık 1920'de Gümrü Anlaşması yapıyor ve Doğu Anadolu'daki toprak iddiasından vazgeçiyorlar. Bu bölgeler Sovyetleştiriliyor. 4 Aralık'ta ise Ruslar Erivan'a giriyorlar. Yani biz aslında Batı ile olan savaşımız esnasında Ruslara toprak kaybediyoruz. Ama yine de Ermeniler savaşlarını yani bu katliamların, soykırımlarının karşılığında tepki alıyorlar ve toprak kaybediyor. Şimdi Ermenilerin ve Yunanların yenilgisi Avrupa için işi biraz değiştiriyor. Diyorlar ki Serv artık diyor kağıttan ibaret. Gerçekleşmiyor bu Serv. Biz bir şeyi paylaşamadık. Herkes birbirine girdi. İngilizler iki uçak gemisinin de olduğu iki yanılmıyorsam şeyi gemiyi İstanbul'a yolluyor. Amerika 13 parçalık bir donanmayı Akdeniz ve Ege'ye sokuyor. Dolayısıyla İngilizler de artık Yunanlıları falan desteklemekten bıkmış. Yani diyorlar ki size ne istediyseniz verdik bir cacık beceremediniz. Geri zekalılar diyorlar. Yani beceriksizler diyor. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inanç ve güç artıyor. İstanbul hükümeti var ama Osmanlı'nın artığı. Anadolu'da Mustafa Kemal'in başardıkları işi Mudanya Ateşkes Anlaşması'na kadar götürüyor. İtilaf Devletleri 28 Ekim 1922'de masaya oturuyorlar. İtilaf Devletleri 28 Ekim 1922'de diyorlar ki ya bu Serv zaten paçavraya döndü. Gelin Lozan Anlaşması'nı imzalayalım. Rauf Orbay katılmak istiyor. Mustafa Kemal diyor ki dur diyor. İsmet Paşa bu işi yapar. İsmet'in önünü yolluyor. Tabii burada İsmet Paşa Dışişleri Bakanı oluyor ama İngilizler cinlik yapıyor. Hem Osmanlı'dan artık kalan meclisi temsilcileri davet ediyorlar hem Atatürk'ü davet ediyor. Yani İsmet'in önünü davet ediyorlar. Mustafa Kemal buna karşı çıkıyor tabii ki. Tavrını koyuyor. Biz tek temsilciyiz diyorlar. Çünkü asıl fiili hükümet, savaşı kazanan, emek veren biziz diyor. Biz onların mutluluğu için çabalamadık. Burada duracağız.
Burada duracağız çünkü videonun başında söyleyeyim, cehaletleri aradan çıkaracağız. 23 Ekim 1922'de iki İstanbul hükümeti de Ankara hükümeti de davet edilince Osmanlı 1 Kasım 1922'de bir kişi hariç bütün vekillerin katılmasıyla saltanatı kaldırıyor. İstanbul ortadan kaldırılıyor. İstanbul tanımıyoruz diyorlar. Dolayısıyla biz Misak-ı Milli'yi temsil eden, Kuvayi Milli'yi temsil eden şeye katılıyoruz. Lozan'a bizim katılmamızın birinci amacı kapitülasyonları kaldırmak. Kapitülasyon ne demek hocam? Kapitülasyon çeşitli devletlere özel haklar tanırsın. Birazdan onları anlatacağım. Aslında biz 3 evre kapitülasyon uyguladık. Orhan Gazi, Osman Gazi döneminde de kapitülasyonlar vardı. Bazı ülkelerle ticaretimiz artsın diye karşılıklı diyorsun ki ben sana şu güzelliği yapayım, sen de bunu yap. Dengelidir. Fatih zamanında, Yıldırım Beyazıt zamanında hep böyle kapitülasyonlar yapılıyor. Ama Osmanlı'nın son dönemi 1800'lerde falan biz kapitülasyonların suyunu çıkartıyoruz. İlk borçlanmayla birlikte falan iyice salıyoruz. Neyse oraya geliriz. Bizim derdimiz Lozan'a giderken nüfus değişimini, esir değişimini, işte boğazlar sorununu, azınlıklarla ilgili kışkırtmaları, toprak bütünlüğünü korumak, kapitülasyonlarda tamamen kaldırmak. Bizim Lozan'a masaya oturuşumuz bu. Ve alıyoruz. İngiliz hükümeti neden korkuyor? Amerikalılarla birlikte. Ya yarın ertesi gün kötü bir gün olur. Bu Rus donanmasının Ege'ye inmesini, Akdeniz'e inmesini Türkler engellesin. İstanbul'un kontrolü bize yakın kalsın. O yüzden de biz Lozan'da çok güçlüyüz. Şimdi 20 Kasım 1922'de Lozan görüşmeleri başlıyor ama Osmanlı'dan kalan borçlar var. Şatafat saltanat döneminde borç içindeyken saraylar yaptırılıyor. Sadece sarayın mobilyalarının seçilmesi Dolmabahçe'nin 2 yıl sürüyor. Yemişler yemişler borç takmışlar. 1955-56'ya kadar o borç ödeniyor. Yani Mustafa Kemal şunu yapmıyor. Mustafa Kemal çok dik duruyor. Ya bana ne? Osmanlı benim atam değildir, tanımam, bana ne onun borçlarından demiyor. Diyemiyor da zaten. Dolayısıyla Osmanlı'dan gelen bütün sorunları, bütün borçları da biz ödüyoruz. Ama Lozan'da masaya oturduğumuz zaman biz daha fazla toprak kaybetmemek için çabalıyoruz. Şimdi gelelim cahillere. 12 adı meselesi. Türkiye'deki yobaz, saçma salak insanlardan tarihi öğrenen primatlar zanneder ki 12 adalar bu Lozan'da verildi. Hayır. 12 ada meselesi Trablusgarp Savaşı'nın sonrasında 1912 yılında Uşi'de, Uşi Lozan'da bir yerdir. Hatta Uşi'ye bizim İsmet İnönü'nün gittiği Lozan, gerçek Lozan Anlaşması'na kadar birinci Lozan Anlaşması denilirdi. Uşi Anlaşması değil. Uşi'de Lozan'da. 1912'de Osmanlı gidip bir anlaşmaya imza atıyor. Bingazi ve Trablusgarp'a özerklik veriliyor. Osmanlı'dan ayrılıyorlar. İtalyanlar burayı daha rahat işgal edebilsin diye Osmanlı askerlerini çekiyor. İtalyanlar da diyor ki biz Ege'deki 12 adayı ve Rodos çevresini size bırakırız. Ama hiçbir zaman bunu yapmıyorlar. Hatta ve hatta 2. Dünya Savaşı geldiği zaman İtalyanlar buradan çekiliyor ve Yunanlılar işgal ediyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'in aldığı bu adalar Osmanlı padişahlarının beceriksizliği ve toprak kıymeti bilmezliği yüzünden kaybediliyor. Anlatabildim mi? Cahiller bir de der ki Musul'u da Lozan'da kaybettik. Hayır efendim, Musul'u Lozan'da kaybetmedik. 5 Haziran 1926'daki anlaşmada biz Musul'u geri almaya çalıştık. Mustafa Kemal buna çok çaba gösterdi. Hatta Lozan'a ara verildiği zaman Mustafa Kemal ordusunu Musul'a sokmuş da. Ama Britanya Air Force, RAF, Royal Air Force yani bu bölgeyi bombaladı. Osmanlı döneminde kaybedilen Musul petrol yüzünden çok değerliydi. İngilizlerden geri alınamadı. Hatta bu dönem İngiliz donanması halen Türk sularındaydı. Ha, Atatürk ölene kadar bunun için çabaladı ama Musul'u alamadı. Hatay'ı alabildi, bunu alamadı. Atatürk'ün çabalarının karşılıksız çıkmasının bir sebebi de İngilizlerin özellikle Şeyh Said isyanlarını başlatmasıdır. Şeyh Said gibi bir vatan haini kendini aynen Mekke Şerifi Hüseyin gibi kendini sattığı için İngilizlere maalesef Türk toprağında buraları katamadık. Türk toprakları çok karışıktı. Üstelik Lozan'da madenlerimizi çıkarmak için engel de yoktu. Tüm madenlerimizin kontrolü Atatürk döneminde bize geçmiştir, merak etmeyin. Ha, bu dönemde peki Osmanlı'dan geri kalanlar hiç mi bir şey yapmadı? İşte Osmanlı'dan kalan sultanların eşleri yani sözde veliahtlar
Anadolu'ya falan geçip örgütlenmeye, Kuvayi Milliye direnişine karşı bir şeyler oluşturmaya çalıştı ama Anadolu bile istemedi bunları. İlber Ortaylı bunu çok güzel anlatır kitaplarında. 4 Şubat 1923'te İsmet İnönü diyor ki ben bu anlaşmayı yapamayacağım. Kapitülasyonlara falan esneklik tanımıyorlar. Orduyu hazırlayın diyor. Tekrardan savaşabiliriz. Ve İstanbul'a geliyor. Anlaşılamayan konu ne? İngiltere taviz vermek istemiyor. Biz kapitülasyonları kaldırmayız diyor. Şimdi kapitülasyon yani bir devlete ayrıcalık ilk 1352'de veriliyor. 1352'de kim var? Orhan Bey. Cenevizlere veriyoruz. Cenevizlerle daha iyi ticaret yapabilmek için. 1. Murat döneminde 1384'te Venediklilerle kapitülasyonlar karşılıklı veriliyor. Yani özel haklar, özel ayrıcalık. Daha sonrasında Macaristan'a, Sırbistan'a, Arap ülkelerine falan ticaret artsın diye veriyoruz. Ama 1740 yılında 1. Mahmut'la 15. Louis falan karşılıklı ticaret anlaşmaları yapıyor. Bunların hepsi kapitülasyon. Sen burada rahat hareket et, sen bu bölgede şunu yap. Ama hep eşitlik var bakın. Ta 1800'lere kadar. 1800'lerde bir ilk karşılıksız kapitülasyonlarımızı vermiş oluyoruz. Karşılığında hiçbir şey almadan. Hele ki 16 Ağustos'ta imzalanan 16 Ağustos 1930, 1838 Baltalimanı Anlaşması var. Bu ticaret anlaşması gibi gözüküyor ama büyük bir ihracat yasağını kaldırırsınız. Osmanlı dışarıya para yollayıp sürekli bir şeyler ithal etmeye başlar. Devletin güçlü olduğu tekellerin hepsi yıkılır. Osmanlı artık üretmeyi bırakır, ithal etmeye başlar. Kumaşı, ipliği bile biz, hatta pamuk kozasını bile ithal etmeye başlarız. Yurt dışına hızla para gider. Şöyle anlatayım size, düğün ümumiye niye kuruldu? Çünkü 1954'te ilk kez borçlanıyoruz. Sonraki 20 yıl içerisinde 15 kez kredi çekiyoruz, borç alıyoruz, boğazımıza kadar batıyoruz. O dönemin parasıyla 239 milyon lira, yani tam rakamını hesaplıyorum ama düşünün ki 239 milyar dolar mesela. 239 milyon lira borçlanıp bunun sadece 127 milyon lirasını alabiliyoruz elimize. Niye? Çünkü paranın kontrolü bizde değil. Bize borç verip diyorlar ki ya bu parayı senin aslında hemen ele geçirmene gerek yok. Ben bu parayı senin şu ihtiyacın için, faiz için, şunu alman için kesiyorum diyor. Silah için, bilmem ne için. Bize gemi satıyorlar, silahlar satıyor. Onları bile teslim etmiyorlar. Osmanlı 1956'da falan bir gaza geliyor. Biz bu kapitülasyonları kaldırırız. Hiçbir şey yapamıyor. Daha da kötü, servi imzalıyorlar. 24 Temmuz 1923'te Lozan imzalanana kadar biz boynu büküyoruz. Kapitülasyonlar komple kaldırılıyor. Osmanlı'nın batırdığı kısmı Lozan'da düzeltiyor. Lozan bir zaferdir. İşte Türk ordusu Yunanlılara niye saldırmadı? Niye daha fazla toprak almadık denize döktükten sonra? Yine İlber Hoca bunu çok güzel anlatıyor. Çünkü o dönem ordu kaç yıldır savaşıyor işte. Dünya Savaşı 4, Cumhuriyet için 3 yıl savaşmışsın. Balkan Harbi şu su bu su derken 10 yıldır savaşan bir topraktasın. Ege'nin karşısına geçebileceğin bir donanman yok. Savunma savaşı yerine taarruza geçtiğin zaman zaten yıpranmış olan halkın Yunanistan'ın topraklarında tamamen dağılacak ve artık Anadolu'yu savunamayacak hale geleceksin. Dolayısıyla Lozan bir zaferdir. Daha fazla da yer alınamazdı. Halk tükenmişti. Bu Lozan'la birlikte biz Suriye sınırını, Yunanistan sınırını, Irak sınırını bunların hepsini belirliyoruz. Adalarla ilgili silahsızlanmalar falan anlaşılıyor. Savaş tazminatları konuşuluyor. Türkiye Yunanistan'dan hatta 4 milyon altın istiyor. Ama Yunanistan diyor ki ben savaş suçu işlediğimi kabul edeyim yeter. Türkiye buna okey diyor. Osmanlı'nın borçları olduğu gibi paylaşılıyor. Dolayısıyla maalesef biz Osmanlı'nın borçlarını da alıyoruz. Geldiğimiz noktada özete gelirsek Lozan bir zaferdir. Lozan'la ilgili peki sonrasında neden yalan iddialar uyduruluyor? Çünkü bu ülkede günümüzde tarih, geçmişte vefat edenler de var. Tarih hocalığı adı altında tarihi değiştirerek, kırparak satan vatan hainleri oldu. Ve bu vatan hainleri Yunan'a biat etti, Ermenilere biat etti, İngilizlere biat etti. Türk tarihini gençlere değiştirerek, kırparak, hatta özellikle çeşitli inançlara bükerek yanlış anlatmayı istediler. Çünkü Anadolu'da zaferin nasıl kazanıldığını hep unutturmak istediler. Ne bunların onurları, şerefleri Çanakkale Savaşı'nda
vardı. Ne de bunların onurları, şerefleri Kurtuluş Savaşı'nda Misak-ı Milli'de, Kuvayi Milliye'de vardı. Tarih böyle böyle anlatılırsa, sizler de bunları beğenip etrafa paylaşırsanız insanlar en azından gerçekleri öğrenir. Kaynak. Bu kaynaklar nereden? Her şeyden önce Osmanlı videolarını çekerken kullandığım kaynakları anlatmıştım. Siz lütfen Halil İnalcık, İlber Ortaylı, hatta Bernard Lewis, hatta İsmail Hakkı Uzunçarşılı gibi isimleri okursanız hem Osmanlı tarihini hem Türk tarihini çok doğru önerirsiniz. Ben Enik Tatar. Bir sonraki tarih videosunda görüşmek üzere.